topraklarda doğdu, Kıbrıslı oldu. Mr. Brown. Tam istediğim ayakkabıyı buldum. Bu defa benim size'm yok bu şeylerinde. Böyle bir markanın 37 numarası olmasın hiç görülmüş bir şey değil yahu. İşte buldum. Vallahi buldum. Ne buldun? Hayalimdeki arabayı buldum. Ne arabası kızım bu zamanda? Hem de böyle bir araba. Kolaydı zanneden. Canım benim. Ben Yaris Bank'lıyım. Gel. Beğendiğim araba bu. Bilgilerimi yazıyorum. Taksitimi hesaplıyorum. Hemen başvura tıklıyorum. Başvurum hemen bankaya düşüyor. İşleme alınıyor. Hızlıca onaylanıyor. Galeriye bilgi veriliyor. Aracım anında hazır oluyor. Gidip imzamı atıyorum. Yeni arabama kavuşuyorum. İşte Yaris Bank'lı olmak böyle bir şey. Yaris Bank. Seçimler tek başına demokrasinin göstergesi midir? Değildir. Ancak seçimlerin kalitesi demokrasinin kalitesini ne işaret eder? Bir. Bir seçimin olabilmesi için ne gerekir önce? Adaylar gerekir. Tek aday da olur bazen ve seçim olmaz biliyorsunuz. Var buna örnek muhtarlar, ihtiyar heyeti üyeliklerinde var mı öyle bir durum? Ama ben her zaman demokrasinin dişi olduğunu söylerim. Ve adaylar demokrasi seçenek çokluğu ortaya koyması lazım. Herhangi biri bir belediyede uzun zaman seçilmiş olabilir. Tekrar aday olma hakları var mı? Var tabii ki. Ama biri aday olduğunda sorarlar yani filana karşı mı aday oldu? Hayır. Göreve aday olunur. Ve ben bu koşullarda hele hele bir belediye başkanlığına aday olan herkesi büyük bir saygıyla karşılarım. Çok. Çünkü kolay değil birebir bir yarıştır. Milletvekilliği yarışına girerler ya parti konuşur. Parti konuşur. Birileri hiç kampanyada konuşmadan seçilebilir mesela. Ama belediye başkanları konuşacak. Ve her seçim siyaset hayatımız, toplumsal sorumluluk alanımız yeni isimler kazanır. Evet. Yani ben kimin kazandığına çok da bakmam. Evet. Ama kimlerin bu demokrasi şölenine seçim platformunda katkı yaptığına bakarım. Bakarım. Çünkü hem aday olan, hem ailesi, hem arkadaşları, ona gönül verenler, onunla yola çıkanların duyduğu heyecana hayranım. Kabul edelim, siyasette zaman zaman yolsuzluk iddialar olur ama belediye bu bağlamda birazcık daha kontrollü alanlardır. İhtiyacımız var mı? Var. Çünkü belediye başkanlarının kişisel kapasitesi ve yetkileri var. Kişisel kapasiteleri o yetkiyi sırtlamaya müsait mi? Hepsinin değil. Yani. Onun için belirli belediye başkanları var. Enerjisini kaybetmez, aday olur. Belirleri var. Seçildikten 6 ay sonra oy verenler de kendi kendilerine küfrederler. Bugün konuğum Çatalköy Esentepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Kara. Şimdi biraz sonra dinleyeceksiniz, göreceksiniz. Bağımsız adaydır ancak söyleyin, koalisyon hükümetinin ortakları Ahmet Karal'ı destekliyor. Ahmet Karal beni destekleyeceksiniz aday olayım demedi. Ben aday olacağım dedi. Onlar da dedi ki tamamdır. Köken olarak Ahmet Karal
Ayrıca 1974 sonrası Karadeniz'den, Trabzon'dan geldiler. Ahmet Karal burada doğdu, burada büyüdü. Ama genetik bir takım güzel, mücadeleci karakteri vardır. Ama Karadeniz'den Akdeniz'in karışımıdır. Evet. Ve çok güzel, keyifli bir sohbet yapacak. Yaslanın arkaya ve bizi dinleyin. Sevgili Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk Hasan Bey. Tarif ettim, tamamdır, üç aşağı beş yukarı. Tamamdır. Öncelikle... Bir şey söyleyeyim, kimler var Trabzon'da? O teşekkür kısmını geçelim. Geçelim. Geçtik oracığına. Tamam. Trabzon neresinden? Çaykara. Çaykara. Evet. Çaykara'nın içi yoksa Çaykara'nın da bir şeyi daha var, devam eder. Çaykara'nın eski ismiyle Harheş Köyü'nden. Harheş Köy. Harheş Köyü, Ataköy. Alçak evet. Köprü. Alçak Köprü. Tabii... Annen baban ne zaman geldiler? 1975'te. Evet. Geldiler, Esentepe'ye yerleştiler. Burada evlendiler. Bir dakika. İkisi de oradan geldi. Bu çünkü var bir de mix evlilikler vardı. İkisi de oradan geldi. Burada evlendiler. 85'te ben doğdum. Doğma büyüme. Şey, Cumhuriyet'ten 2 yaş küçüksün. Evet. KKTC'den 2 yaş küçük. Şeyler evet. Nasıl geçer? Aynen öyle. Şu ve an 38 yaşındayım. Tahsil ne yaptın? Yine Amerikan Üniversitesi spor yönetimi bölümünden mezun oldum. Spor yönetimi. Evet. Benim özel spora ilgim olduğu bir dönem, bir dönemim var. Yani evet. Mütevaziliği bir yana. Bana desinler şu şu şu, ben hep söylüyorum. Çok konu daha şey bilirim. Ama evet. Spora geldiği zaman ciddi tatta geçenlerde İşte bu dışa açılmalar konusu. Cumhurbaşkanlığında bir toplantı yapıldı. Masaya bir baktım. Dedim ki Cumhurbaşkanına, bu ekip dedim saygım var ama çünkü sporun yönetimiyle beraber, sporun politikası da çok beraber okunması gerekiyor. Tabii. Böyle ağlamak enerji kaybıdır. Ben evet. Şuna inanıyorum. Spor ambargosu en insani meseledir. Ve üstesinden gelmek mümkün müdür? %100 mümkündür. Anlatabildim mi? Tabii tabii. Onun için de spora ilgi duyan insanlar ama spor yönetimiyle baktığınız zaman da ne diyeyim şimdi sevgili Ahmet Karan? Spor dairesi müdürünün bu kadar yetişkin insanlar var. Hem de siyasi yakınlıktan da bulunabilir. Spor dairesinin müdürü bilmem nere sporun bilmem nesine neyse. Yani bir zaman bir şey topu görse bilmem ne zanırdı. derim yani alından da alınsın yani. Yani ne? Sizin gibi gelişmeye açık nitelikli insanlar değerlendirilmeli. Peki spor öğrenimle alakalı çalıştın mı hiç? Spor öğrenimle alakalı? Yani spor yönetimiyle ilgili. Yani herhangi bir dairede orada burada biraz denedin mi? Yok, deneme imkanı bulamadık ne yazık ki. Yok, iyidir. Daha yani, çok özel sektörde, kendi özel işimizde. Özel sektörde, evet. Kendi, ne yapıyorsun şimdi? Şu an kendime ait site yönetimi alanında faaliyet gösteren kendi şirketim var. Site yönetimi derken, işte yani siteye mesela özel güvenlik şirketleri var da güvenlik tedbiri alır. Yok. Siz site yönetimi dediğinde ne yaparsın? Biz site yönetimi dediğimiz zaman işte sitenin havuzudur, bahçe bakımlarıdır. Aynı zamanda işte insanlar bizim bölgede daha çok... Yabancı, İskandinav, İsveç, Norveç. Hı hı. İşte onların gidiş gelişlerini sağlıyoruz. Havaalanından almak, taşıma. Araç kiralamasıdır. Evlerinin ufak tefek eksiklikleridir. İşte sitenin genel olarak elektrik, su vesaire gibi borçların takipleridir. Sen iyi bir belediye başkanı oldun. Evet, altyapımız sağlam. Hep bir zaman sevgili Ahmet Karal derim ki ya şey yapalım. Söyleyin. Ben Küçük İşler Bakanlığı vurulsun isterim. Evet. Hayat sizin yaptığınız, bu sıraladığınız işler var ya, hayatın idamesi böyle alakalıdır. Peki, belediye başkanlığını nereden düşündünüz? Belediye başkanlığını yaşadığımız bölgeyi yani çok iyi bildiğimizden dolayı, aynı zamanda yani bilindiği üzere belediye meclis üyeliği yaptım, as başkanlık yaptım. Gördüğüm şu anda belediye meclis veya as başkanlık görevi devam ediyor mu? As başkanlık devam ediyor, meclis üyeliği devam ediyor.
Hangi seçimlere kadar? Yeniden Doğuş Partisi. Yeniden Doğuş. Bu anlamda yani yapılan güzellikleri de gördük. Ama çok büyük eksiklikleri de gördük. Üç tane eksiklik söyle desem. En basit anlamda işte altyapı, hizmet, yollarımız, bu tarz genel hizmette bile eksiklikler yaşıyoruz. Ne yazık ki. Yol, yani köy içi yolları mı kastediyorsun? Köy içi yollar olsun, köy girişleri olsun. Bu yani genel olarak bütün bölgemizde, Bahçeli'den Çatalköy'e kadar büyük sıkıntılarımız var. Aydınlatmayla ilgili yine aynı. Temizlik, çevre temizliği. Yani en temel belediyecilik hizmetlerinden bile mahrum durumdayız şu an ne yazık ki. Ve bunlara... Belediyenin mali durumu müsait mi bu hizmetlere yoksa sıkıntısı var mı? Şimdi belediyelerimiz birleşti şu an. Çatalköy ÖSNTP olarak. Yani ülkemizin en büyük çekim noktası durumunda. Düzgün idare edilir. İsraflar, boşuna bu yapılan giderler önlenirse... ÖSNTP'de israf fazla, var mı? Çok fazla var. İsraf var, ne yazık ki var. Böyle bir dokun ve geç. Evet. Ne var mesela israf? En basiti yapılan mesela bir altyapı çalışmasında daha doğru yapılabilecek bir altyapı oluşturmak varken en basitinden yapılıp tekrar tekrar bu problemi sürekli açığa çıkması gibi. Yani bir boru döşenir varsayalım. 3 hafta sonra patlar bir daha uğraş. 5 hafta sonra patlar yine aynı şekilde bu tarz israflar. Vesaire vesaire gibi konular. Belediye meclis üyesi olduğunuz için de biliyorsunuz belediyenin sorunlarını. Evet. Çalışanların maaşları galiba güncellendi artık. Çalışanların maaşları güncellendi. Nasıl güncellendi? Belli bir maaş geriliği vardı. Yine belediye bankalardan borçlandırılarak katkı payından belli miktar kesilecek şekilde. Yani o şekil şu an belediyenin geriye dönük borcu kalmadı şükür ki. Ama halen daha çalışanların bayramlıkları olsun, emekli olup ikramiyesini alamayan insanlarımız olsun. Bu gibi sıkıntılarımız mevcut ne yazık ki. Peki, Ahmet Karal iddialı bir adaydır. Evet. Peki, seçildiğiniz neler yapacaksınız böyle? Hızlı bir şekilde ben görüyorum ki program öncesi de birazcık sohbet ettik size. Evet. Yani bu işle ilgili ev ödeviniz hazır. Hazır. Yani seçin sandık size onay vermesi halinde. No, Allah'ım nasıl bir gömlek giydik? Yangın mı yeri midir? Ateşten bir gömlek giydik midir? O korkunun sizde olmadığını gördüm. Hazır gördüm sizi. Evet. Çünkü niçin dediğim gibi yani bölgemize güveniyoruz. İmkanlarına güveniyoruz. 26'sında göreve geldiğimiz gün, inşallah Allah nasip ederse, yani ilk etapta gelir gider dengelerini oturtacağız. Nedir, ne değildir, bunların sağlamasını yapacağız. Devamında yani daha çok insan ve hizmet odaklı bir, yani bölgedeki toplumsal huzurun en üst düzeye ulaştırmak için bir belediyecilik anlayışı geliştirmek istiyorum. Şimdi SMTP Belediyesi, orada yaşayan insanlar bakımında. Evet. Uluslararası bir belediye gibi bir kimliği var. Tabii. Ve yani Kuzey Kıbrıs'ta şu anda İskele ile birlikte inkişafta yarışan bir bölgedir. Evet. Bu bir avantaj mı, dezavantaj mı? Bu büyük bir avantaj. Hem ülkemizin tanıtımı açısından hem de yine dediğiniz gibi bölgemiz açısından. Şu an göründüğü gibi yani tabii bir kaos ortamı var. Yani borçlardır, harçlardır falan filan ama dediğim gibi öyle bir cazibe merkeziyiz. Bunu pozitife çevirip belediye imkanlarıyla yani geldiğimiz noktada katkı payına bile çok fazla ihtiyaç duymadan devletimizden aldığımız. Bak bunu ilk defa duyuyorum. Diyorsunuz evet. Ki işte belediye bizim nüfusumuz fazladır. Çünkü Esentepe'de seçmen olmadan yaşayan insanlar vardı. Evet. Esnek bir nüfus vardır mevsimsel olarak. Evet, yaz ayları daha yüksek. Ama artık belediyenin geniş bir alana nitelikli hizmet götürmesi bakımından da alan büyük. Evet. Yani bu yapıyı değerlendirildiği zaman çok önemli bir işaret yaptınız ve dediniz ki benim hedefim
devlet gelirlerine bağımlı kalmadan, evet, devlet gelirlerinin Esentepe, Çatalköy Esentepe bütçesindeki payı 18 belediye içerisinde en düşük olsa da Ahmet Karal şikayet etmeyecek. Etmeyecek, kendi kendimize yetebileceğimiz bir cennetteyiz yani şu an Esentepe Çatalköy bölgesi olarak. Olanak zenginlik. Olanak zenginlikleri. Aynı zamanda yine benim yaptığım işte bu ev hizmetleri, site hizmetleri adı altında insanlara hizmet sunuyoruz. Buradan biliyorum şu an bölgemizde kayıtsız bir sürü ev var. Gidip vergisini yani yıllık emlak borcudur, emlak vergisidir. Normal temizlik vergisidir. Bu vergileri bile şu an kayıt altına alıp düzgün bir şekilde toplayamıyoruz. Yani başarılı belediyelerin en önemli kriteri tahsil etme oranıdır gelirleri. Evet. Yani burada galiba herhalde en yüksek Gönye'dir %98. Gayet Dikmen iyi. Belediyesi %88'lerdedir. Esentepe'nin yüzde kaç olduğunu? Bence %70 bile değildir şu an. Tam bir çalışmasını yapmadık ama %70 değildir yani şu an. Eminim. Çünkü ben kaç tane evi gidip kaydettirdiysem borcunu ödemek için kayıtlı değil yani belediyede. O şekil anlatabilirim. Yani şu açıdan çıkıp birileri diyor hani Esentepe Belediyesi çalışanı işte 55, 80 o tarafta 135, 140 falan. Şundan da herkes emin olsun. 26'sında göreve gelirsek biz kimsenin ekmeğiyle kesinlikle oynamayacağız. Aksine daha da belki de ihtiyacımız olacak çalışana. Herkesin iş gücüne ihtiyacımız var. Dediğim gibi birimlerimizi oluşturacağız. Bunlardan en iyi şekilde faydalanacağız. İsrafların önüne geçersek çok daha iyi bir belediyecilik anlayışı halkımıza sunabiliriz. Bundan kesinlikle eminiz. Yani devletimizle yapacağımız ortak çalışmalarla bilindiği üzere hükümetin ittifakın ortak adayı olarak gösterildik. Bununla ilgili güzel birlikte başaracağımız, çalışacağımız çok işlerimiz olacak. Bu kapsamda birimlerimizi oluşturacağız. İnsanların huzurunu, refahını artırmak maksatlı. Yani böyle birden başlarsak. Bir üst, evet, başlık bu, altı böyle. Neler var projelerinizde? İlk olarak yani dediğim gibi çok büyük projelerden ziyade çünkü hayalci olmaya gerek yok. Çok fazla hayalci olmaya gerek yok. Çünkü mali durum ortada. Aynen. Onun için insanların huzurunu artırıcı, refahını artırıcı, sosyalleşmesini artırıcı projeler, yani basit projeler üzerinden yola çıkacağız. İlerleyen dönemde mali açıdan gelir gider dengeleri oturtulduğunda ona göre daha büyük projelere tabii işte devletimiz destekli, elçiliğimiz destekli onları da hayata geçirmeye çalışacağız. Ama ilk etapta yani birimlerimizi oluşturacağız dediğim gibi. Bu en basit örneğiyle sosyal yardımlaşma birimi. İhtiyaçlı kişilere ulaşmaya çalışacağız bu kapsamda. Var köyde ihtiyaç. Çok var, çok var. Yani en az bir personelimiz sürekli aktif olarak bu konuda çalışacak. Köy köy ziyaret edecek. Bu ihtiyaçlı kişilere ulaşmaya çalışacak. Burada yani insanca yaşamayı en temel hak sayan bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacağız. İnsan odaklı. Evet. Temelinde insan odaklı ve hizmet odaklı. Daha çağdaş ve denetlenebilir bir belediyecilik anlayışı dedik biz hep yola çıktığımızda. Ha, yani saydam olacak. Evet. Bizi içeri bakan görecek, açık, evet, olacak. Aynen. Sorma hakkı olanlara kızmayacak. Tabii ki. Sorulara da cevap verecek. Aynen öyle yani. Biz zaten burada yine komisyonlarımızı da kuracağız. Yani gençler, aklı selim, orta yaşlı, yaşlı ekiplerimizi oluşturup karar alırken bir mekanizma oluşturacağız. Hep beraber karar alacağız. Çünkü bölgemizde genç, orta yaşlı, yaşlı nüfusu göz önünde bulundurarak onların ihtiyaçlarına göre projelerimizi hayata geçireceğiz. Bir yerde bir şeyi yaparken onlarla birlikte yapacağız ki günün sonunda başarılı olmak var, başarısızlık da var. Birlikte başarılı olacağız ya da birlikte başarısız olacağız. Hep birlikte bunu yapacağız yani bütün halkımızla birlikte inşallah. Hedeflerimiz bunlar. Evet, başka neler var? Devamında yine sosyal yaşam merkezleri oluşturmayı planlıyoruz. Burada çeşitli kurs ve aktivitelerimiz olacak. Kültür, sanat,
teknoloji alanında insanlarımızın buralardan faydalanabileceği alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Devamında bu sosyal yaşam aslında çok önemli. Yani toplumsal huzur açısından sevgili Ahmet Karar, yani sosyal belediyecilik tam oturmadı. Evet. Yani öyle gidip işte bilmem tansiyonuna baktım, şekerine baktım değil. Yaşlı evet. Hizmeti. Evet. Aynı zamanda aynen. Evet, buyurun. Aynı şekilde yine bu sosyal yardımlaşma biriminde aktif olarak çalışacak personelimiz aynı zamanda yani bölgemizde yaşayan yaşlılarımızın tespitini de sağlayarak dediğiniz gibi sadece git tansiyonunu ölç. Şekerini ölç. Kayıt altında tut değil. İnşallah özellikle mesela evden çıkabilecek durumda olan yaşlılarımızla birlikte etkinlikler düzenleyip onlarla birlikte sosyalleşeceğiz. Onları da sosyal hayata katmayı hedefliyoruz. Bu hani vardır ya eskiden çocukluğumuza giderdik, eve kapı kapı gezerdik. Yaşlarımızı ziyaret ederdik. En çok mutlu bundan olurdular. Yine bu şekil. Yalnız bak sevgili Ahmet Karan bir şey söyleyeyim. Mesaj var. Evet. Diyorlar bu kadar iyi niyetli, bu kadar samimi. Diyor ki ben gönderen Mausa'dan göndermiş ve diyor ki bu kadar samimi bir adayı konuk ettiği için beni kutluyorlar. Teşekkürler. Tamamdır diyorum ben. Çok teşekkürler. Yani bakınız çok laf meselesi değil bu. Tabii. Sevgili Ahmet Kara. Çok laf meselesi değil. Ben de mesleki tecrübemle söylüyorum. Ben öyle çok laf kalabalığına da kendimi kaptırmam. Evet. Yani bu sandık size yürü dese size oy verenler pişman olmayacak. Yani hani eskiden olduğu gibi vaat verip de yapamayacağımızdansa böyle daha çok dediğim gibi sosyalleştirerek insanları daha güzel ortamlar yaratarak huzuru artırarak insanların zaten esas temel olarak beklediği temel belediyecilik hizmetleri ve bu huzurun artırılması. Daha fazla bir şey beklemiyor insanlar zaten bölgemizde. Yani en basit temel belediyecilik hizmetlerinden yararlanmak, sosyalleşmek, mutlu huzurlu olmak. Yani biz bunları dediğim gibi her zaman başta dediğim gibi insan ve hizmet odaklı. Az önce tam bu noktada bir katkı yapayım. Siz program öncesi birazcık sohbet ettiğimizde çok güzel bir tespitiniz vardı. Dediniz ki bizde İskandinav ülkelerinden bir hayli insan var. Evet. Avrupa'dan. Bu insanlar yardımlaşmaya, sosyal anlamda girişkenliğe müsaittir. Biz geleneksel nüfusumuzla bu Birleşmiş Milletler gibi çok uluslu, karakterli yerleşim yeni nüfusumuzu harmanlayarak sosyal sorumlulukta da bu insanları daha aktif olacak. Yani bu insanlar sadece belediyeye dediğiniz ki sadece belediyeye hizmet almayacaklar belediyeden. Ortak yaşama katılacaklar. Bu müthiş bir şeydi. Tabii ki ve gerçekten de bence bize çok şey katacak bu insanlar. Onların da istedikleri bu zaten. Yani belli yaş grubu ve üzeri insanlar da zaten. Konuşuyorsunuz bu hizmet verirken bu insanların ihtiyaçlarına. Evet. Kendilerini yavaş yavaş Esentepe'li hissetmeye başladılar mı? Hissettirmeye çalışıyoruz. Ben şahsen yani bütün yabancılar yani sosyal Facebook'umda falan hepsi almış benim resmimi paylaşmış. Bütün yabancılar o bölgede. Sağ olsunlar. Yani, oylar olsa bango. Oylar olsa bango çıkardık. Yani ondan sıkıntımız olmaz diye. Ha bak ama Ahmet sevgili Ahmet şu var. Ben söyleyeyim. Yerel yönetim başka memleketlerde genel seçimde oy kullanmaz ama yerel yönetimlerde orada yaşayan ve örneğin diyelim ki bir yılın en az 9 ayını orada yaşıyorsa ve 3 yıldır yaşıyorsa atıyorum yani oy kullanması gerekiyor. Yani çünkü o insanlar belediyeden su derdi belediyeye. Evet. Temizlik belediye yani hizmet çeşitleri içerisinde. Yani bu insanlar ama bu güzel. Yabancılar evet. Oy kullansa Amerika'da birinci. Kesin oluruz yani ona şüphemiz yok. Yine onları biz düşünerekten bu e-belediyecilik hizmetlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Şu an bizim yani Çatalköy'de mevcut ama çok aktif değil. Esentepe Belediyesi'nde bir yani web sayfası üzerinden online olarak bölge halkımızın girip rahatlıkla işte faturasını, suyunu, vergisini ödeyebileceği bir web sayfamız mevcut değil.
İşte teknolojiye ayak uydurarak, bu gelişimleri de sağlayarak belediyemizi daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Buradan işte dediğiniz gibi mesela bu İskandinavlar olsun, İngiliz olsun, Rusu olsun, bu özellikle pandemi döneminde 2 yıl, 3 yıl ülkemize gelemediler. Orada borçları birikti. Geliyorlar, bir yakın borç görüyorlar. Halbuki bir online hizmetimiz olsa insanlar evinden rahat rahat ödemelerini girip internet üzerinden yapabilecekler. Öte yandan yine bölgemiz şimdi genişledi. Yani Arap köyü var, beş parmağı var, Bahçelisi var, Alagadi bölgemiz var. Yani insanlar belediye binalarına uzak. Ve gerçekten yani günümüzde ne yazık ki yani ulaşım sıkıntısı had safa. Yani ulaşımda biraz geri kaldık bölgemizde yine. Aynı toplu taşıma. Toplu taşımacılık olsun. Bu yüzden sebep yine bir gezici vezne ile birlikte haftanın belirli günlerinde, belirli saatlerinde gidecek mesela gezici veznemiz Bahçeli'de bir noktada vatandaşımıza ayağına hizmeti götürecek. İnsanlar oradan gidip suyunu yükleyebilecek, vergisini ödeyebilecek. Yani bir tabela asıp evet. Esentepe Belediyesi Karaağaç birimi yerine gitsin bir turcu katsın. Evet. Sizin bir amel kanal yıllar evvel İngiliz sömürge zamanından bahsediyorum. Devlet bir çantayla köylerdeydi. Bakın. Evet. Giderdi, vergiyi de toplardı, bilgiyi de toplardı, hizmeti de verirdi. Bir çanta. Aynen. Ya herkese ulaşırdı giderdi tek tek. Ama bir de şey önemli yani elektronik yani e-belediye evet. Ama ciddi anlamda. Tabii altyapısı hazırlandı hatta hali hazırda başka bir yere uygulanacaktı orası olmadı inşallah. Yani çok rahat sisteme entegre edilebilir. Başka ne başlığımız var? Başka yine bu dayanışma dediğim gibi bölgede bir sürü paketlerimiz olacak inşallah. Onları biraz kısa keselim çünkü vaktimiz de herhalde fazla. Yok. Daha 6 dakikamız var. 6 dakikada çok. Yeter de artar. Yani keşke bu sohbet uzasa yani. Evet. Yani çünkü sizin samimiyetinizle beraber böyle politik bir kere Ahmet Karal politikacı değil. Yani halktan biri. Evet. Ve ne başardın hayatında deseler 35 yaşında uğraşmaz 38. Kapatsın 38 yaşında uğraşmaz işini. Kaç kişi ekmek yer seninle beraber? Benle beraber, benle direkt çalışan 4 kişi var. Aynı zamanda ben, yani bölgemizde en büyük sıkıntılarımızdan biri mesela eşit dağılım yapılmıyor. Esnafımız, bölge halkımız. Yani herkes imkanlardan eşit bir imkanda, eşit mesafede paylaşabilmeli. Bu nedenle ben mesela elime geçen işleri bölgemizde 3 değişik alüminyum işi yapan iş insanımız var. Giderim bir gün birine, bir gün diğerine, bir gün diğerine paylaştırmayı da iş. Seven. Evet, iş imkanlarını aynı şekilde paylaştırmayı seven ve yine belediye başkanı olduğumuz gün bunu da yine bölge esnafımıza eşit şekilde dağıtmayı planlarımız. Bu çok mühim. Eşitlikçi yani bir yaklaşım. Yani ben belediye olarak evet. Köyümdeki çalışmak isteyenlere de esnafa da iş koordinasyonu yapacağım. Evet. Yani eşitlikçi bir şekilde yaklaşacağız bütün bölge esnafına. Çok yeni bir yaklaşım ve doğru bir yaklaşım. Evet. Yani biri %80 faydalanırken diğeri %20 faydalanmayacak. Bölgede bütün esnaf eşit bir şekilde. Ama fiyat istikrarı da gel olacak. Tabii ki bu yani şimdi, dediğim gibi yani hani şeffaf denetleme. Yani yabancıdır bunların parası çoktur keselim olmayacak. Yok. Şeffaf denetlenebilir o yüzden olacağız. Bütün her şeyimiz açık olacak. Yani ihalelerimiz her şeyimiz açık bir şekilde. Yani yalandan uydurmayacağız. 3 tane hayali şirket fiyat verdi. Da bu en düşüğünü verdi. Gidelim ona verelim ama bu diğer 3 şirketi bilen yok, gören yok. Yani o şekilde ihaleler yapılıyor memleketimizde. Ne yazık ki herkes biliyor bunu. Biz yine daha şeffaf bir şekilde. Sevgili Ahmet Karal, çok masum bir tarafım vardır. Şu anlamda hani. Karar verdin hiçbir şekilde Cemal Başkanı'yla uğraşmak istemek. Bizim kimseyle derdimiz yok. Yani biz hedefimiz dediğim gibi insan hizmet odaklı. En iyi hizmeti sunabilmek.
başarabilirsek bizden daha mutlusu olmaz. Yani en büyük duam odur ki Allah nasip ederse de başarırsak herkese eşit mesafede... Sandıktan çıktın, ertesi gün gittin oturdun belediyeye, aldın yetki belgesini. İlk böyle yapmak istediğin neler vardı? Üç şey. İlk yapmak istediğim ve düşündüğüm, şu an idari anlamda da büyük sıkıntılar var. Çalışma düzenini yeniden oturtmak. Gerekirse orada personelle toplantımızı gerçekleştirdiğimizde, personel tabii ki kimin hangi alanda daha iyi çalışabileceğini, uzman olduğunu bilir. Ona göre ekiplerimizi oluşturacağız, sahaya ineceğiz. Yani kendileri belirleyecek kimlerde çalışacak. Doğru bir yaklaşım bence bunun için. Daha sonrasında personel demesin işte, geldi belediye başkanı oldu, aldı onu oraya koydu, bunu buraya koydu, istediği gibi. Ama önce bir koydum, hadi gidin, nerede verimliliğin nerede olacak, git orada çalışalım. Evet. Orada, daha doğrusu git değil, o merkezi organizasyonda oraya yönlendirecek. Evet. Doğru. En iyi hangi alanda hizmet edebilecek personeli o alana yönlendireceğiz. Ama tabii hiçbir alanda boş kalmak. Tabii ki. Tabii yine dediğim gibi israfların önüne geçeceğiz. Bunları gelir gider dengelerine oturtacağız. Yani savurganlığı önlersek gerçekten... Yani burada gene değinmeyeceğim ben bazı konulara. Bu savurganlığın, israfın önüne geçersek... Çok daha fazla elimizde imkanlar olacak. Hani bu ihtiyaçlı insanlara bulunalım. Dayanışmayı sağlayalım. Bölgemize daha iyi hizmet sunalım. Yani bu bahsettiğim konularla gerçekten bu savurganlıkla ilgili düşük miktarlar değil. Yani tahmin edilemeyecek kadar büyük miktarlar. Öyle. Nereye gittiği belli değil. En basit örneğinden diyeyim. Mesela eğitime aktarılması gereken %15 katkı payı var. Ne yazık ki okullarımız bunlardan faydalanamıyor bölgemizde. Bu paraların nereye gidiyor belli değil. Daha bu yani fazla bir konu. Bir şey söyleyeyim. Evet. Maliye'nin bu konuda bir kararı vardır. Diyor ki ya bu %15'i eğitime değerlendireceksiniz ya da maliyeye vereceksiniz diyor. Maliyenin de böyle bir kararı var. Evet. Yani, aynen ama işte bunlar nereye gidiyor belli değil. Bazı kalemler altında eğitime aktarılıyor. Yani gelirin, bu emlakla ilgili gelirlerin %15'ini okul eğitim için kullanacaksınız. Kullanmazsanız diyor bu para sizin değil. Evet. Geri maliyeye aktarılması gerekiyor. Ama işte nereye aktarılıyor? Gereken açıklama yapılır inşallah. Spor salonuna nasıl bakıyorsunuz? Spor salonu yine kanayan yaramız. Yani niçin? Bir yere kadar geliyor yani, inşallah evet, ama geliyor bitmeyecek. Bir şekilde. Yok inşallah biz göreve gelirsek onun da garantisini verebilirim. Hazirana kadar yine ittifak destekli aday olduğumuz için hükümetimizden sözlerimizi aldık. Hızlandırıp hazirana kadar bunu tamamlamayı hedefliyoruz. Aa. İnşallah. Sizi daha açılışa davet ederiz. Gelir bulunursunuz orada siz de bize. Seyrederim. Ben evet. Gönderle kesmeye karşı. Yani, onu yani Ahmet Karal diyor ki Esentepe, Çatalköy ve Esentepe'de böyle bir sözüm var. Evet. Çatalköy'e baktığınızda ne diyorsunuz? Çatalköy yine yani bahsettiğimiz aynı problemler mevcut. Orada da yine yani hemen hemen yani bölge kopya yani fotokopisi gibi Çatalköy. Aynı problemler, aynı sıkıntılar mevcut. Dediğim gibi yani bizim belediyecilik anlayışımız daha çok insan ve hizmet odaklı olduğu için aynı hizmetleri her tarafa eşit şekilde paylaştırıp yayacağız. Adalet esas olacak. Adalet esas olacak. Ve en önemli konularımızdan biri de kreşlerimiz. Yani 0-4 yaş grubu bir kreşimiz yok. Ve insanlar bu konuyla ilgili ailelerimiz çok büyük sıkıntılar çekiyor. Onunla ilgili kesin çalışmalarımız olacak. Yani şöyle bir şey var. Doğum yapmış bir bayan işini bırakıp dönüp geri işine yeniden başlayamıyor. Bu kreşleri oluşturup ve burada gerçekten eğitimli öğretmenlerimizle rahatlıkla ve gönül rahatlığıyla çocuklarını bize teslim edebilecekler. Orada her türlü bakımlarını, beslenmelerini, fiziksel, zihinsel gelişimlerini tamamlamalarına yardımcı olmak için çok güzel kreşlerimizi oluşturacağız köylerimizde. Çünkü kalkıp bugün Esentepe'den çocuğunu kreşe bırakmak için sabah saat 6'da yola çıkıp çocuğunu bırakacak.
rahat değil. O kadar yol kat edecek çocuk. İş gücü kaybı. Yani kalacak çocuğuna kaybı. Baksın. İş gücü kaybı olacak. Evet. Başka evet. Böyle bir başlıkları bir okuyun da bitirelim. Bir de şudur önemli. İnsan kaynakları birimimizi oluşturacağız. Bölgemizdeki işletmelerin personel ihtiyaçlarını tespit edeceğiz. Bölgemizdeki işsiz insanlarımızı tespit edeceğiz. İş ihtiyacıyla çalışmak isteyenleri buluşturacağız. Evet. CV'lerini bu birimimiz altından bölgemizdeki işsizlerimizin toplayacağız. Ve bu kişileri çalışma hayatına yeniden kazandıracağız. Yani bölgede iş potansiyeli varsa dışarıdakiler gelip bu iş ekmeğini yemesin. Evet. Önce Esentepe'lileri yesin. Aynen öyle. Yani istihdam sadece... Esentepe, Çatalköylüler. Evet. Yani istihdam sadece belediyeden ibaret değil. Yani bölgemizdeki bütün işletmeler, esnaf. Evet. Evet. İş isteyeni işle buluşturacağız sevgili inşallah. Sevgili Arık Karal, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sürecimizi doldurduk. Siyasetimizin evet. Yeni temiz yüreklere ihtiyaç var. Evet. Ben sizde bunu gördüm. Çok teşekkürler, sağ olun. Cesaretinizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Şansınızın açık olmasını diliyorum. Ve sanıyorum sizi cesaret verecek bir seçmen desteğine de sahipsiniz. Tabii ki. Aynen öyle. Yani büyüklerimizin, gençlerimizin, sevdiklerimizin büyük desteğiyle... Bak buraya bir grup arkadaş geldi sizinle. Evet. Hepsi de baktım, hepsi de adaymış gibi davranıyor. Evet, hepsi bizle beraber çalışıyor. Yürekli. Yani hayır, buraya onlardan biri otursa... Aynen, aynen. Aynı heyecanı duyuyor. Bu sizin evet. için büyük bir şanstır. Aynen öyle. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkürler tekrardan. Bu bir demokrasi nöbetidir. Bu nöbetiniz hayırlı olsun. Siz kazandınız zaten. Çok teşekkürler Hasan. Evet. Başarılar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Siz böyle kenarcıktan yaka mikrofonunuzu çıkarıp gidersiniz. Ben de programıma devam ederim. Sizi çıkıp kapıdan uğurlayamayacağım. Çünkü programın devamı vardır. Evet. Ben sizleri konuk ettiğim için gerçekten de mutlu oldum. Biz de çok mutlu olduk. Bize bu imkanı sağladığınız için tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizim vazifemiz bu. Oldu, çok sağ ol. Çok sağ ol, çok sağ ol. Evet. İttifakın adayı, Ulusal Birlik Partisi, Yeniden Doğuş Partisi, Demokrat Parti. Yani koalisyon hükümetinin Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı, 38 yaşında Ahmet Kara. Arıcı gelmiş buraya. Burada doğdu, burada büyüdü. Ve bakıyorum, köşe dönme gibi bir iddiası yok. Ve bütün hedefi başarılı olmak. Yaptıklarını da bu çerçevede görüyor. Şimdi Cemal Erdoğan gelecek ve Esentepe'nin belediye başkanı olarak ve şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ve onu dinleyeceğiz. Onun görüşlerini dinleyeceğiz. Yaka mikrofonunu takacak arkadaşlarımız ve söze gireceğiz. Evet, demokrasi de... adayları önemli buluyorum. Ve her seçim, ülkemizdeki seçimin bir seyre, bir gelişmeye ihtiyacı var ama ne olursa olsun her seçim hem bir hesaplaşma, hem bir muhasebedir, hem de yeni bir başlangıcın eşiğidir. Evet, Esentepe Belediye Başkanı sevgili Cemal Erdoğan Yılmaz. Hoş geldiniz. Evet, kaç yıl oldu? 8,5. Evet, bu gecikmeden dolayı. 8 yıl önce aldığınız zaman belediyenin durumu neydi? 8 yıldan buraya kadar gelen bu 8,5 yılda nerelerde sıkıntı yaşadınız? Neleri başardınız? Önce çünkü şunu düşünüyorum. Seçilmiş ve görevde bir belediye başkanının hem avantajları var hem dezavantajları var. Yani yaptıkları var, yapamadıkları var. Daha kolay hesap sorulan biri vardır. Hiç hesap ben size sormadan, siz öz eleştirinizi yaparak bu geçen süreyi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi 2014 yılında göreve geldiğimiz zaman Esentepe Belediyesi yabancıların 3. Dünya ülkelerinin ev alma noktasında sıkıntılı bölgeydi. Hiç. Çünkü bölgedeki evlere su verilemiyordu Esentepe Belediyesi'nden. Hem yeterli su yoktu, hem altyapı yoktu. Türkiye Cumhuriyeti'nden su henüz gelmemişti ve
sitelere, iş adamlarına inşaat izni veriliyordu ama su verilmemek kaydıyla bu izin veriliyordu. Nasıl yani? Yani evet buraya bunu yapalım ama tankerle su getireceksiniz. Çünkü Esentepe Belediyesi'nin suyu yetersiz. Buraya su veremeyiz. Dosyanın üstünde bu yazılırdı. Türkiye'den su geldiği zaman ve artık çok su oldu bölgede. Bu defa da oralara altyapı olmadığı için boruyla su getirmekte sıkıntı vardı. Nasıl yani? Tankere göre yapılmış altyapı. Evet. Evet, sitenin içi ama. Bu birazcık trajikomik bir durum. Öyle 2011-2014 yılları öyle. Hı hı. 2014'te biz geldikten sonra dedik ki Türkiye'den su geldi. Buralara su vermemiz gerekir. Esentepe Belediyesi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelen suyu Esentepe Belediyesi deposuna çıkar ama bu depodan tekrar sitelere gelmesi lazım. Mesela Tortulba'ya, mesela Baştaş'ın sitelerine, mesela Salih Kayım'ın sitelerine. Site yapıldı ama su geliri yok arada. Arada transfer boruları yok. Ve bölgede müteahhitler ev satarken gerçekten zorlanırdı. Derdi ki ya Esentepe bölgesinde su bile yok, nasıl ev alacak? 2014 yıllarında. Biz geldikten sonra çok muhalefetle, çevrecilerle, su dairesiyle, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı su dairesi. Çünkü muhalefet her gün seni bir yerlere şikayet eder. Ve o da tabii haklı olarak görevini yapar. Gibi arkadaş nedir yaptığın? Buradan buraya su çekmemiz lazım. Boru vermemiz gerekir, su vermemiz gerekir. Başka yerde su saati 2000 lira. Sende neden bir su bağlama 10 bin lira ya da 7000 TL? Çünkü bizde de 2000 TL. Bizde su saat bizde de 2000 TL. Ama Esentepe'nin dağından oraya çektiğim borunun maliyetini kime yansıtacaksın? Otomatik olarak sitelere. Ama o gün inşaat ruhsatı verilirken önce Esentepe Belediyesi'nden oraya altyapı borun gelecek, sonra suyu vereceğin olsaydı çözüm çözülürdü. Ve bugün Esentepe bölgesi dünyada herhalde Kıbrıs'ın en çok satış yapılan, en çok Kıbrıs'ta satış yapılan ve yabancıların odak merkezi olan yer. Hem yerli kişilerin hem yabancıların mülk almadan. Ve suyu verdik, artık bölge gerçekten korkunç büyüdü. Yani bizim de beklediğimiz üstünde bir büyüme oldu. Bölgede devletin resmi kayıtlarına göre 2400 kişi yaşar. Ama bizim bölgede 30 bin kişi yaşar, 25 bin kişi yaşar. Ama bu sevgili Cemal Başkan, bu pek çok belediyenin ortak sorunu. Yani sahil şeridinde. Ama Girne Belediyesi. Sahil şeridinde evet. Evet. Yani mesela da böyle bir sorun yok. Çünkü mesela da insan yani nüfus yerleşiktir ve değişken değil. Bizde ama sen mecbursun 30 bin kişiye de hizmet edesin. Suyu da veresin. Her türlü yardımı da yapasın. Ve 2014'te göreve geldiğimiz zaman Esentepe Belediye personelinin sosyal sigorta ihtiyaç sandığı ve gelir vergisi yatmazdı. Bu da ayda 118 bin TL idi o günkü şartlarda. Her ay 118 bin TL yatmazdı. Ve 2011-2014 yılları arasında belediyenin sosyal sigorta ihtiyaç sandığı 9 milyon 700. Ve biz geldikten sonra bunu, tabii 2018'de bunu yaptık. 2018'in sonlarında devletle bir protokol yaptık. Ve 2011-2014 yılları arasında yatırılmayan sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığını devlet den alacağımız, adına devlet katkısı derler, ben ona alacağımız derim. Yani katkı değil o. O hakkımızdır. Hakkımız olan paradan kestiririz ve diğer parayla, tabi bize gelmez o. Türkiye'den gelen suya, bir yerlere... Yani devlet katkısı, geriden geçmişten gelen borçlara gidiyor ve biz, güncel devletle mahsuplaşma gibi bir harcamaya gidiyor. Evet, biz devlet katkısı 2014'ten bugüne almadık. Hiç almadık. Hiç almadık. Sadece gelir yani adı gelir ama gelmeden Belediyeler Birliği'ne bu kadar borç var. Oraya gider. Türkiye'den gelen suya bu kadar gider. Sokak aydınlatmadan olan elektrik kurumuna olan borca bu kadar gider. Belediyenin personelinin 2011-2014 yılları arasındaki sigortalara gider. Yani bize 2014'ten bu tarafa devlet katkısı gelmez. Bir tek 13. maaş için gelen bir para var. Kasamıza o düşer. Yani 8 yılda... Tabii bu da doğal olarak biliyorum. Siz daha ayrıntı biliyorsunuz. Yani maaş geriliği gibi bir durum yaratıyor. Evet.
ve 118 bin TL olan bu göreve geldiğimiz zaman miktar maaş ödemesinde o aylarda 158 bin liraydı. Otomatik olarak her iki ayda bir, çünkü 55-96 ya tabisin, kafana göre arttıramayın ya suyu onu bunu. O yasa ne derse onu alırsın. Çünkü gelirini arttıramazsın. Ama gider işe aldığın personel 95'te 2000 TL alır. Bugün 25 bin TL alır. Ama sen temizlik ve sağlığı yine 17 lira alacaksın ayda. Onu arttıramam. Onun için yasanın değişmesi gerekir. O şartlarda 2014-2018 yılları arasında Esentepe Belediyesi 10 maaş geriliğe düştü. 10. 10 maaş. 9 maaş idi 24 Haziran'da. 6 gün sonra 10 olacak. Ve seçime ben 10 maaş gerilikle gittim. Ama halkıma dedim ki arkadaşlar, ben öyle bir 2014-2018 yılları arasında belediyecilik yaptım ki ekibimle beraber, meclisimle beraber 2018 bilemedin 2020'de bu maaş geriliği bitecek. 2018-2022 yılları arasında gerçekten dünya için, ülkemiz için, belediyecilik adına çok zor bir dönem. Covid hastalıklar. Sağ bakımdan. Evet. Ve biz bu dönemde 10 maaş geriliği kapattık. Neden? Hem bölgemizde su sorununu çözerek inşaatlaşmanın önünü açtık. Hem iş adamlarıyla güzel işbirliği yaptık. Yani iş adamlarına hop dur sen daha projeni onaylatmadan buraya başlamasın demedik. Mimarımızı gönderdik. Burada doğaya uygun olmayan usulsüz bir görüntü yapı var mı? Yok. Proje arkadan gelsin. Biz iş adamlarının önünü açalım. Çünkü iş adamı söz vermiştir. Demiştir ki ben... Şimdi bir dakika. İnşaat izinleri sizde değil. Değil mi? En son toplanarak bize gelir. Kaymakamlık üzerinde gelir. Şehircilik görüşü verir. Çevrecilik görüş verir. Kaymakamlık görüş verir. O zaman yani Esentepe Belediyesi'ne piyango bölgenin gelişiminde vurdu. Vurdu. Evet. Ama biz bunu görüyorduk. Yapmış olduğumuz inşaat şirketlerinin önünü açarak, suyu getirerek, bölgenin değerini arttırarak bunu gördük. Ve dedik ki 2 senede bu iş biter. Ve 2 senede bu iş biter. Ve en güzeli nedir bilir misin? Hiçbir yere borçlanmadan biz bu işi bitirdik. Herhangi bir bankadan borç almadan biz bu işi bitirdik. Herhangi bir kuruma, bir kuruluşa minnet etmeden bitirdik. Tamamen yerel gelirlerden. Emlakçılar inşaat dünyası o bölgede evet. Ön ödeme yaptı mı? Hayır. Rutin ödemelerini yaptılar. Rutin ödemelerini yaptılar. Ama nasıl işbirliği yaptık firmalarla? Esentepe Belediyesi'nin su deposu burada. Bir adamın sitesi burada. Buradan buraya boru gerekir. Esentepe Belediyesi'nin maddi durumu tamam değil. Ahmet Baştaş, Salih Kayım, Karinton, Everdün, hepsi bu şirketler. Buradan buraya boru çekilmesi gerekir. Biz devletle yapmış olduğumuz anlaşmada bu borunun buraya gelebilmesi için sana 2000 TL artı KDV sayaç parası var. Bir de bunun buraya olan maliyeti var. Yaklaşık 1000 TL. Sen bu boruyu buradan buraya çekersen kendin, 1 metrede kazarsan ve bunu gömen, biz sana bunu altyapı parasını almadan sadece sayaç parasını alarak mahsuplaşarak yapabiliriz. Çünkü hizmeti o yapacak. Evet. Hem kendi yaptığı için de en kalitelisini yapacak. Ve bunu meclisimizden de geçirdik. Bakanlar Kurulu'na da bildirdik. Sayıştay'a da bildirdik. Ve bu şekilde bunu çözdük. Çünkü iş adamlarıyla işbirliği yapmazsam belediyenin o günkü şartlardaki ekonomik değeri hadi be sen daha maaşları ödemedin aran su getiresin. Hemen darmadağın ederler seni. Haklı da adam maaş almıyor haklı. Biz önce bunu başardık. Sonra buraya gelince diğer siteye bütün boruları döşedik. Yani nereden nereye? Evet. 28 kilometre. Esentepe'de yani sizin sizin evinizin üstünden dağın içinden bahçenin arkasından temponun oraya, tempodan Esentepe'nin en son sınırına bu taraftan iş adamlarıyla beraber Korenyum'un oraya bir depo yaptırdık 500 ton. Oradan Alegadi'ye kadar. Ama Alegadi'ye olan boruları daha gömmedik. Niçin gömmedik? Çünkü oralarda gitmesi gereken siteler var ve test edilmeleri gerekir. Ve tabii hemen bak borular dışarıda. Ya bu işler böyle olur. Yani çekeceğim boruyu, vereceğim suyu, en yukarıdaki yere basıyor mu?
basmıyor mu? Nereye logar yapacaksın, nereye saat yapacaksın? Tabii o arada şimdi seçim meçim çok da bu 2-3 ay buralara odaklanamadık açıkçası. Onu yaparken diğer hizmetlerin de devam etmesi gerekir. Bunları yaparken biz bölgemizi gerçekten peki ileriye taşıdık. Tamam. Yani belli oldu ki sizlerin öngörüleri özellikle su Esentepe için fazladan hayat oldu. Aynen öyle. Ve bu piyango, bu öngörü birleşti ve Esentepe Belediyesi mali sorunlarını açtı. Geriye devlet katkısı geliyor mu? Yoksa o hala daha borca mı? Gelir aslında. Gelir gözükür ama bize gelmez. Gelmeden biter. Erir. Yani belediyeler birliğine yani, bize girmez. Herhangi bir bankaya borcunuz var. Hayır, hayır. 2014-2018 yılları arasında 2014-2018 yılları arasında 1 milyon TL almıştık. 2018 gelmeden o bitti. 2018-22 yılları arasında herhangi bir banka, herhangi bir kurum. 25 Aralık seçimine gitmeden personel ödenecek mi? Ödenecek tabii. 13. maaş da ödenecek, maaş da ödenecek. Seçimden önce. Tabii. Hazırdır para. İşte hazır değil. Yani 3-500 bin TL gerekir. Gelir. O bir hafta içerisinde gelir. Yoldadır. Evet. Yani yapmış olduğumuz bilgi alışverişinde para salı günü belediyeye girecek. Esentepe zengin bir köyün ortalamasının sosyal sorunları, ekonomik sorunları olabilir ama köyün çevresinde yeni hayat, zengin insanlar var. Refah düzeyi yüksek insanlar kesinlikle var. Peki onlara hizmet verecek belediye, onlara hizmet verecek kaliteli hizmeti verecek kadar zengin mi? Şimdi biz zaten iş adamlarıyla bölgeye gelen yabancılarla işbirliği içindeyiz. Yani biz diyoruz ki arkadaş bakın iş adamlarına diyoruz. Long Beach var. Esentepe sivil savunmayla Harnip Ambarı arasında 600-700 metre denize çok yakın bir arazi var. Ve bu arazi İçişleri Bakanlığı'nda. İş adamları diyor ki arkadaşlar bakın bu araziyi İçişleri Bakanlığı'ndan belediyeye alın. Biz hepimiz bu buraya, Alkan'ın yerinin karşısı. Evet, evet orası. Biz buraya bisiklet yolu, kafeterya, sahil yolun kuzeyi altı mi? Üstü, yolun evet. Altı üstü. İkisi daha şey. Buraya biz alt geçit ve üst geçit yaparak birbirine bağlayalım. Festivalimizi de burada yapalım. Biz hazırız. Her bir iş adamı 10 bin, 15 bin istedin. Ne düşerse payımıza. Burayı, çünkü biz burayı güzelleştirir. İnsanlara biz bu hizmeti sunarsak biz evimizi 200 bin istedin değil de 150 bin istedin satacak. Bunun 15 bin de belediyeye verelim. Ve burayı yapalım. Biz projesini dizelim. Yeter ki bu arası İçişleri Bakanlığı'na alalım. Biz bunu proje olarak sunmuyoruz hayata topluma. Çünkü daha İçişleri Bakanlığı'ndan o araziyi almadık. Yoksa projesi hazır. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu, Karaağacın oradan Antibonidis Kilisesi'ne kadar 27 kilometre yürüyüş yolu. Ama doğal yürüyüş yolu. Yani hiç şeyi bozmadan, basit bir iş makinesiyle, şinyaları minyaları hiç, eski bir yol var orada. Onları açarak, budayarak adam kovdan çıkacak, yürüyerek gelecek o bizim tesislerde portakal suyu madalyasını içecek. Enerjisi varsa 27 kilometresini yürüyecek. İstediği yerde büfecikler olacak. Oturup orada yemeğini yiyip geri dönecek. Bu iş adamları buna hazır. Sadece İçişleri Bakanlığı'ndan bunu belediyeye alacak siyasi otorite lazım. Plajı yaptınız. Önemli bir başarıydı. Orada biraz eleştiri almışsınız. İşte çevreye zarar veriyorsunuz falan. Plajı ilk yaptığım zamanlarda inanılmaz korkunç bir baskı vardı her taraftan. Ama kişi İspanya'ya gittiği zaman İspanya'da bir plaj gördüm öyle güzel böyle güzel. O da önce Şinyaydı. O da önce o şekilde Bakiri'ydi. Ama bunu yapabilmek için plajı hatırlayın. 10 bin kamyon kum var sahile kadar. Kimse sahile gidemez arabasıyla. Önce bu kumların buradan boşalması. Bir yerden denize verdik, denizaltı sahile verdik. Bir yerlere yığdık, belediyenin altyapısında kullandık. O gün tabii muhalif gazeteciler, çevreciler hemen ayaklanırdı. Ama bugün Esentepe'de beni hiç sevmeyen, bana muhalif olan herkes de Allah senden razı olsun o gün o dirayeti gösterdin. Sana gelen çok rakamlar geldi bana o dönem plajı bırakayım da o yatırımları yapmayayım. Hepsini elimin tersiyle ittim ve bugün Esentepe'de... Plajın üstündeki bölgenin sahipleri evet. Yapma burayı da biz buraya konalım. Aynen öyle ve peki, ben elimin tersiyle hepsini ittim ve bugün Esentepe'ye bir tesis kazandım. İki dönem Cemal Erdoğan Esentepe Belediye Başkanlığı yaptı. Şimdi evet. Adaylık
Çatalköy ile birleşiyor. Çatalköy evet. Esentepe'dir. Ve Çatalköy'e bağlı köyleri kimler var? Arapköy, Çatalköy. İki tane. Evet. Bizde de burada... Beşparmak, Alegati, Karaağaç, Bahçeli, Esentepe. Burada daha fazla köy var. Daha fazla köy ama orada daha fazla nüfus var. Var. Daha çözeceğiz. Peki, bu bir rekabet. Şimdi iki tane de belediye, diğer adaylara da saygı duyuyorum elbette. Tabii ki herkesinden doğal hakkı. Evet ama Çatalköy Belediye Başkanı adaydır. Esentepe Belediye Başkanı da adaydır. Evet. Çatalköylüler neden Cemal Erdoğan'a oy versin? Şimdi. Yani siz mukayese ettiğiniz zaman... hizmetlerimiz, yaptıklarımız Çatalköy'de yapacaklarımızın göstergesidir deme bakımından kendinizi şanslı şimdi bulur musunuz? Bir, önce şunu Çatalköy'lü de Esentepe'li de bilecek. Esentepe Belediyesi de yerindedir. Çatalköy Belediyesi de yerindedir. Hı hı. İki tane idari bina olacak. Ve Çatalköy halkı da su, elektrik, fatura veya belediye ile ilgili bir sıkıntısı varsa Çatalköy Belediyesi'nde muhatabını bulacak. Esentepe'li de Esentepe'de bulunacak. Yani iki belediyeyi iptal edip de yok etmiyoruk da vatandaş Esentepe'ye koşsun ya da ona çıkartıyor. Kim kazanırsa kazanır. Belediye başkanı nerede oturacak? İkisinde de. Ömrüne kadar orada. Bir gün orada, bir gün orada. Yani ben 23 sene atanışma sonuna işe geldim. Üstelik de sabah 8'de gelmek zorunluluğum var ki. Ama burada belediye başkanısın. Ömrüne kadar Esentepe'de kalırsın. Ya da yarın ömrüne kadar Çatalköy'de kalırsın. Bir gün Esentepe'de kalırsın, bir idari bina. Peki evet. Ama ben Esentepe'ye bakın ey Çatalköylüler, beni seçiniz ki ve sizi de Esentepe'ye benzedi. Evet, şimdi şunu söylüyorum. Bu belediyeyle birleştiği zaman dedim ki ya Çatalköy'e çok gitmeyin. Nasıl mesela siz de Çatalköy'e çok gitmesiniz. Yani ya da işte bir gün bir şey varsa ben de aynı şekilde gidelim. Çatalköy'e bir gideyim mi dedim, birleşiyoruz. Nedir Çatalköy'deki eksik? Biz okullar bölgesinde bir kapalı spor salonu yaptık. Kapalı spor salonu Haziran'da bitecek şekilde. Finish ihalesi verilmiş, Haziran'da bitecek. Adaylar işte ben Haziran'da ve o zaman ihalesi bitmiş, Haziran'da bitecek o ya. Haziran'da açılışını yapacak. Yani Haziran'da kapalı spor salonu artık Esentepe hizmetine gelecek. İhale bitene kadar verildi mi? Evet. Aynı firmaya ihalesi son sonuna kadar verildi. Esentepe bir Green Park yaptık. 12 tane kamelyası olan çay bahçe ama... Henüz bunu birine çalıştırmaya vermedim. Seçimden önce seçim yatırımıdır, oyun aldığı olmasın diye. Seçimden sonra onu ihaleye verip 12 tane kamelya çay bahçesi, piknik yapabileceğin, ailenle gelip oturup yiyip içebileceğin bir yer yaptık. Çocuk oyun parkı yaptık. Mega bir çocuk oyun parkı. İçine girdiğin zaman engelli salıncağı, engelli tahtarabalisi, böyle cin, matematiklerin olduğu, oynarken zekanı geliştirdiğin oyunlar falan olan bir çocuk oyun parkı yaptık. Esentepe'de bir plaj yaptık. Bunlar Çatalköy'de yok. Çatalköylülere diyorum arkadaşlar, çıkın Esentepe'ye gelin. Esentepe'nin 8 yıl öncesini hatırlıyorsanız bakın. Cemal'in gençlere ve gençliğe verdiği değere bakın. Bugüne kadar Esentepe'lerde neler yaptı? Cemal 8 senelik bir belediye başkanı. Çatalköy Belediye Başkanı'nın başkanı, 12 senelik belediye başkanı. Sizde neden bunların olmadığını sorgulayın. Bunları sizde isterseniz o zaman doğru adres Cemal. Esentepe'ye geldiği zaman Cemal bunlar yoktu. Bugün oldu. Bunlarda yaptığı tecrübeler de var. Uğraşırken nelerle karşılaştı, nerede tökezledi, nerede biraz daha zorlandı. Bu defa burada hangi yol takip edilmesi gerekirdi. Tecrübe ederek geldik. Burada çok hızlı bir şekilde bu yapılacak. Çatalköy Esentepe'de gerçekten bilmiyorum hiç akşam trafiğe takıldınız mı? Yok. İnanılmaz bir trafik. Batı tarafında bu trafik sorunu vardı. Şimdi aynı sorun doğu tarafında çıktı. Akşam bir saatte evine gidemeyin işten çıkınca. Çatalköy'de? Sabah, evet. Çatalköy yani Acapulco kavşağının biraz o Çatalköy Emen dekorda. Yani dağdan inen biri böyle 5, 4, 5 gibi oralarda kısılırsa 1 saat. 10 dakikalık yol, 5 dakikalık yol. 1 saatte çıkamaz. Sabah saatlerinde kısılırsa 1 saatte orada. Şimdi o eve yakın izin verdik. Yahu belediye başkanı sendin. Neden öngöremedin o yolun
40 metre yukarısına eve izin vermediğinde yolun dibine izin verdin. Geçen programı izledim. Devlet suçludur. Yok, devletin arasında suç. Su hatları yolun dibinden geçiyor. Geçirme. Geçirme. Yani... Sen belediye başkanısın, geçirme. Şayet ki o gün öngörebildiysen ki bu, evet arkadaşlar, bu buradan geçmeyecek. 20 metre yukarıda. Yani geçiyor. Şu anda o yolun genişlemesi için Türkiye'den gelen suyun şebeke hattının değiştirilmesi lazım. Yok. Tam orta yere röfüj yaparsın. Onu röfüjün içinde bırakırsın. O havalandırma buralarda. Evet, röfüjün içinde kalır. Şey düşünün, Değirmenlik yolundaki röfüjleri düşünün. Al onu oraya, havalandırma borusunu biraz daha yükselt, modernleştir. Aynısını yaptır. Röfüjün içinde kalsın. Bu tarafını gidiş yap, bu tarafını geliş yap. Ama orada ciddi bir altyapı sorunu var. Orada o Yabeleş'in önünde, Süprem'in önünde, daha o tarafta yağmur suları, yani ben oradan geçerken yağmur yağdığı zaman yerlerde 30 santim su var ve yayan yürürken arabayı biraz hızlı sürsen yayayı sıkma sucuk eder. Bunun orada çok ciddi bir sıkıntı yarattığını ve bunun bir an önce bitmesi gerektiği kanaatindeyim. Ve bununla ilgili SNTP Halk Tercihinde yapmış olduğum bir yöntem var. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki dostlarımı aradım tercih yaparken. Hemen çare bulundu, tercih yaptık. Aynı şekilde burada da Türkiye Cumhuriyeti Karayolları eski Ulaştırma Bakanı Faruk Özak var. Trabzonludur, benim çok samimi dostumdur. Ve bugünkü Türkiye'deki karayollarındaki bürokratların tamamını o atadı. Geçen sizin Çatalköy Belediye Başkanı'na yapmış olduğunuz programı izledikten sonra onu aradım. Google'dan haritasını attım ve şu anda orada çalışma yapılıyor. Ve bana başkan bunun sözünü ver, bir yıl içerisinde bu Çatalköy'ün trafik sorunu biteceğini sözünü verdiler Türkiye'de. Plajda da aynı sözü verdiler ve çözdük. Bunu da bir içinde çözeceğimi sözünü buradan şimdi vereyim. Başka. Diyorsun ki Esentepe'liler benim. Nasıl bir Esentepe alıp nereye getirdiğimi biliyor. Hangi sözü verirsem kesinlikle arkasında olduğumu ve bitirdiğimi de biliyor. Hı hı. Yani bugün Cemal Erdoğan bu sözü verdi de yapmadı, kimse diyemez. 2014-2018 yılları arasında verdiğim sözlerin tamamını 2016'da bitirdim. 2018-2022 yılları... 2018'de verdiğin sözler, projelerde... Tamamını bitirdim. Bir tek bir yıl sekteye uğrayan maaş geriliğini, bir yılda bitireceğim o maaş geriliğini Covid'den dolayı iki yılda bitirdim. Ama bitirdim. Hı hı. Rahmetli Türkeş'in evi var. Doğduğu ev. 2014'te Demeceğim. Surlar içinde. Evet. Ankara'da bir dostum var. Ülkücü bir arkadaş. Gezerken burası Türkeş'in doğduğu evdir dedim ona. Kıvırcık Usta. Kınalızade konağının sahibi. Başkan dedi bunu restore etmemiz gerekir. Bunu kimse bilmez. Ankara'ya gittik. Meclise gittik. Ve dedik ki fotoğraflarını çektik. Burası restore edilecek. Bir ay içerisinde gündeme alındı. Ve Alparslan Türkeş'in doğduğu ev bugün müze haline geldi. 40 yıl yıkık harabe olan ev. Bunun mimarı benim. Kaymağını başkası yemiştir, ayrı konu. Ama buraya ilgi odağını çekip yapan benim. Aynı şekilde Çatalköy'de Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'e gittiniz mi bilmiyorum. Gitmedim uzun zaman. Bir futbol, yarım futbol sahası kadar demir denizin üstünde döşenmiş. Köşe bentler, demirler, u demirler denizin içinde. Atıl vaziyette. Ve deniz gelir dalgayı vurur, paslar akar denize. Oradaki bitki örtüsü ölmüş, balıklar ölmüş. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin de kanayan yarasıdır. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de kanayan yarasıdır. Bu Çatalköy Belediyesi, şimdi Çatalköy Sedefe Belediyesi'nin de ayıbıdır. Orada devlet din büyüklerimiz yatıyor. Bu din büyüklerimizin layık olduğu yere burası gelecek. Hemen seçim bitti 26 Aralık. İlk iş Türkiye'ye gidip Hazreti Ömer'in görüntülerini verip ister din işlerinden, ister vakıflardan, ister devletten, ister Kuzey Kıbrıs Turizm Bakanlığı. Bu olmazsa olmaz. Orada yatan din büyüğümüze gerçekten çok ciddi bir saygısızlıktır ve kabul edilebilir bir durum değil. Evet, trafiğin akıp gidip gelmesi için projeler gerekir. Uzman katronu çalıştıracaksın. Bir ay çalışacak uzman katron. Gerekirse Türkiye'den buraya destek alacaksın. Oranın elçilik, tika, mika neyse bu olacak. Bunun başka yolu yok. Ve Çatalköylülere diyorum. Esentepe'lere şunu diyorum. Benim 8 senelik, 8,5 senelik belediye başkanlığımdan memnunsanız bana oy verin. Değilseniz vermeyin.
Bakıyorlara diyorum ki çıkın Esentepe'ye gelin. Belediyecilik adına neler yapıldı? Üstelik dünya 2018-2022 yılları arasında kötüye giderken biz ne kadar ileri gittik? Neler yaptık? Görün. Bunlar için AKP'yi istiyor musunuz? Doğru adres burada. Esentepe'liler memnun musunuz? Devam. Memnun değilseniz bir başka aday tercih. Peki şöyle bir soru sorayım. Döneceğimiz belki. Tabii tabii. Cemal Erdoğan 2014'te Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı mıyız? Evet. 2018'de bağımsız oldunuz. Parti beni attı, ben bağımsız olma. Parti beni attı. Niçin attı? Şimdi partiden bazı konularda yazılı taahhüt istedim. İstediğim taahhütleri verdi. Bir gün sonra bu verdiğimiz taahhüt yanlıştır. Kararı geri al. Otomatik olarak köydeki Cumhuriyetçi Türk Partililerle merkez arasında bir kutuplaşma oldu. Benim belediye başkanlığımı istemeyen Cumhuriyetçi Türk Partililer var. Bu tarafta köy içi. Evet. Muhalefet. Yani siz var. Evet, evet, yani, evet. Beni istemezler ya. İstemezler görsünler bile. Ve 10 dönem 10'da maaş gerilik var. 9 maaşta gerilik var. O arada Mausa yolunda bir şoför dövdüm. Kaza yaptık. İndiğimde sorduğumda nedir lan yaptığın? Acelem vardı. Acelem vardı. Şoförü de dövdüm. Bir gazeteci her gün bu nasıl başkandır? Adam döver, maaşları ödemez bilmem ne. Cumhuriyetçi Türk Partisi bütün adaylarını açıkladı. Beni açıklamakta zorlanır. Bir gün parti meclisinde çıktım dedim ki bakın arkadaşlar. 28 belediyenin 27'sini açıkladınız. Esentepe'yi açıklamakta zorlanıyorsunuz. Evet, emekçinin partisisiniz. Evet, maaştan yanasınız. 10 maaş gerilik nasıl oldu size burada istediğim kadar anlatayım. Haklı da olsam anlamazsınız. Şoförü dövdüm, her gün Tufan Hoca'ya baskı gelir. Bu adamı nasıl aday göstereceksiniz? Sinirinizi kolaylatıyorum. Ben yarın bağımsız belediye başkanı olduğumu açıklayacağım. Ben Barcelona'yım. Barcelona ön elemeye girmez. Siz Esentepe'de çıkar açıklarsanız ki biz Münhal açıyoruz da işte Ahmet da Mehmet da girsin de Cemal da girsin de üye hangisini seçer ben bunu kabul etmem. Çünkü Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılır. Cemal Erdoğan da belediye başkanlığına direkt katılacak. Ön eleme kabul etmez. Sizi elinizi rahatlatmak adına şimdi yarın bağımsız belediye başkanı olduğumu açıklıyorum. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin parti meclisinde alkış ve yuhlama yoktur. Bu kararı açıkladığım zaman Tufan Erzurman oturduğu yerden kalktı ve beni alkışladı. Yani oh be Cemal elimizi rahatlattın. Evet, kurtardın bizi. Evet. Peki Özcatepe'ydi o zaman. Şimdi bu kadar iş yapmış. 10 maaş geldiğim halde. Hepsini kapatmış. Ne gelmediler Cemal Erdoğan'dan aday olmasını istesinler? Yani, gel bizden aday ol demediler. Yani zaman zaman Cumhuriyetçi Türk Partili arkadaşlar bunu bana yani o çok istemeyenler değil, hafif isteyenler. Ben dedim arkadaşlar. Evet, köyde bir kere ciddi evet. Bir muhalefet var sana. Kesinlikle canım. Ama sen de onlara karşısın. Aynen öyle. Acımasızsın. Acımasız değilim. Ben bana bir adım gelene 10 adım giderim. Ama bana bir tokat atmayı deneyene. Bir daha şimdi sen Cumhuriyetçi Türk Partisi'sin. Bir yanlış ettin. Seni eleştireceğim. Hemen o yandan bakın Cumhuriyetçi Türk Partililerini nasıl eleştirir. Yapma yanlış. Yani sen Cumhuriyetçi Türk Partili bendensin diye yanlış yaptığın zaman seni eleştirmeyecek miyim? Hemen o yanda ha gördüğünüz seçtiğiniz yeni başkan bizim adamları eleştirir. Benim fikrim peki, de erkektir, zikrim de erkektir. Tamamdır ama şunu sorayım. Niçin örneğin UBP, YDP, DP gelip ya bu favori bir aday hepsi niçin? Geldi. Hepsi evet. Geldi. Hayır dedim ben bağımsız gideceğim. Ben bu geldiler. Tabii ki. Hepsi geldi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Esentepe'deki bana yakın kişileri de geldi. Dedim ya şimdi benimle dalga geçmeyin. Siz bu yandan adaylarınızı hazırladınız. Benim bu yandan sağ oylarım var. Ben bağımsız bir kimliğim var. Geleyim size de bunları da kaybedeyim de temizleyesiniz beni. Kesinlikle ben siyasi hayatımı bağımsız sürdüreceğim mi? Milletvekilliği seçiminde de karma oy kullanacağımı söyledim. Çünkü ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde de oyum var. DP'den de oyum var. Yeniden Doğuş'tan da oyum var. TKP'den de oyum var. Ama ben gider bir partiye körü körüne vurursam ancak o kadar oy alacağım. Ben bağımsızım. Artık zaten bundan sonraki siyaset gösterdi ki ne UBP, ne DP, ne YDP, ne TKP, ne DP. İki parti var. UBP, CTP.
DP, YDP, UBP'nin yavrusu. Biz anlaştık da böyle yapıyor. Öyle bir şey yani. Niye anlaştık? O zaman neden halkı kavga ettiririk? Eren Arıklı'ya bakan ederim diye. Yok. Kemal Dürüst'le bakan olsaydı Lefkoğlu onlar alacaktı. Arıklı da. Ne yaptın bizim bölgeye? O zaman bırak insanlar ne kavga ettiririk? Seçimden seçime herkes herkesinden küs. Bırak. CTP, UBP, UBP, CTP. Kim kime? Hem koalisyon da olmaz. %51 biri, %49 biri. Kim 49 alırsa kim eli? Öteki sene olmadı öteki. Yok. Onun 2 milletvekili var, onun 3 milletvekili var. Bütün gün de kavga edelim. Gerçekten de artık gidilmesi gereken de budur. Yani o ufak çakmamak bu partiler kapanacak, orijinallerine dönecekler hepsi. Benim görüşümdür. Türkiye ile ilişkiler nasıl bakıyorsun? Benim Türkiye ile ilişkilerim kişisel olarak çok üst düzeydedir. Ve tercih ediliyor musun? Muhakkak. Tercih edilmesem Türkiye Cumhuriyeti, TİKA, SNTP'ye... Şimdi key var. Evet. Key of. Siz zaten beni her zaman destekledi ya. Bangalovlarda, parklarda, her yerde. Bu 2018-2022 döneminde hangi belediye Kiev ofisinden destek aldı? Ben. Ne aldım? Kadınların ekonomiye kazandırılması, işsizlerin ekonomiye kazandırılması, Karaağaç'taki atölye. Bu atölyede neler var? Çini, seramik, lefkara, resim, daha ismini bilmediğim taş boyama, bebek yapma. Kadınlarımız 120-130 tane kadın orada. Fevzi Hoca ile iletişim devam eder. Fevzi Hoca ile iletişimimiz biraz bu ara serindir. Bazı birbirimizi tam anlayamamada biraz sıkıntılıyız. Yani zaman zaman bir ara gelir, çok iyi ansın biraz limoni oluruz. Sonra dostluğumuzda sıkıntı yok. Evine gelir kahvemi içerim. Mukaddes Hanım'da otururum. Yani o bölgedeki içeriz. İnsan kaynağı bakımından çok değerli. Çok değerli Fevzi Hocam, çok değerli. Atölye için de inanılmaz değerli bir kişilik. Yani 2022-26 döneminde Fevzi Hoca'yı yine atölyede değerlendireceğiz. Ama Fevzi Hoca çok kırılgan. Yani bu sanat ruhu insanlar gerçekten çok kırılgan olur. Yani anlamadığı bir şekilde bir laf dersin. Ben normal şu anda konuştuğum gibi rahat her türlü derim. O lafı yanlış algılayıp da farklı yerlere çekebilir. Teori düzeltelim 3-4 ay işte. Peki Cemal, sonra bir dakikamız var. Cemal Erdoğan'ın bu seçimde blok oyu nerededir? Her yerde. Çatalköy'de Çatalköylü adayları geçeceğimi iddia ediyorum. Bunu göreceksiniz. Çatalköy'de Çatalköylü adayların alacağı oydan fazla oy alacağım. SNTP, Karaağaç, Bahçeli, oradaki oylarımızdan fikstim. 3-5 aile varmış, onların üzerine gidiyor musun? Çatalköy'de. Evet, 3-5 aile var. Ben her gün yeni bir ailenin üstüne giderim. Her gün yeni bir çünkü sevgili çok tanımıyorum. İkna oluyorlar mı? Yoksa hazır mı? İkna olan var, olmayan var. İşte başkan sana nasıl güvenelim? Gidin SNTP'de istediğinize beni hiç sevmeyen bir adama sorun. Cemal Erdoğan verdiği sözü tutar mı? Cemal Erdoğan park yapacak derse yapar mı? Düğün salonu yapacak derse yapar mı? Evet, o zaman siz de güveneceksiniz. Yani bugüne kadar atıyorum sizin desteklediğiniz aday size verdiği sözleri yaptı mı? Yaptıysa ona devam edin. Yapmadıysa bana. Ve şu anda 1000 bandını geçecek 3 aday gözüküyor. Hüseyin Öyük de aslında ciddi bir ivmesi var Çatalköy'de. Hüseyin Öyük de yarışta olabilir, sürpriz. Hüseyin Öyük'ün kazanması sürpriz olmaz. Ama ben şu andaki belediye başkanı ve CTP'nin adayı 1000 bandının üstündedir. Kazanmak için kaç oy gerekir? CTP'nin adayı 1200'ü geçemeyeceği için 1700 oy gerekir. CTP'nin adayı 1400-1500'lere gelse 1500 kazandırır. Ama benimle şu andaki Çatalköy Belediye Başkanı 1700 bandındayız. Şu andaki Çatalköy Belediye Başkanı mı SNTP'den daha çok alacak? Ben mi Çatalköy'den daha çok oy alacağım? Yarış budur. Çatalköy Belediye Başkanı becerir de SNTP'den 400 oy alırsa ben de bu taraftan 350 oy alırım. O zaman SNTP'nin kaç oyu var? SNTP bölgesinin 2800 oyu var. Ahmet Karal bunun 800'ünü 1000'ini alırsa ne olur? Ahmet Karal 800'ünü alırsa çok başarılı olur. Yani senin önünü keser mi? Ahmet Karal benim önümü kesmez. Yani 800 oy alırsa. Ya şimdi siz altın bulursanız zengin olur musunuz? Olursunuz ya, öyle bir şey. Altını kıymetini bilirsin. Tamam. Şimdi 800 oy almak öyle. Yani ben ortak adayım demekle ortak aday. Çatalköy'de kaç oy var Ahmet Karal? 20. Söyleyeyim size. 20. 20. Yani UBP, YDP'yi kandırdı mı yani? Çatalköy'de kandırdı.
Hadi bir tanesi daha köylü çıksın desin ki ben Ahmet Kanal'a oy vereceğim. Çatal köylü UBP'li çıksın televizyon programına desin ki ben Hüseyin Öyük UBP'nin örgüt başkanı istifa etti ben bu karara uymam dedi. Hüseyin Öyük'ün bütün ailesi UBP'li. Ve ciddi anlamda da büyüyor. Her geçen gün Hüseyin Öyük büyüyor. Mehmet Hulusi UBP kökenli. Nasıl olacak bu Amerika 800 nereden alacak? Yani şeyde var olan yeniden doğuşların oylarının tamamını birebir alsa 76. Nerede? Çatalköy'deki oylarını. Esentepe'de? Esentepe'deki yeniden doğuşun oylarında benim ailemin oyları yok mu? Bilmem. 200 oy da orada var. 40'ını benim ailemin verdiğini düşün. 160. 60 da orada. 220. 150 de alsın. Bahçeli'de 300. Peki Cemal Erdoğan kendi hesabını yapsa? Cemal evet. Erdoğan'ın kendi hesabı. Evet. Çatalköy'de. Bahçeli. Çatalköy'de 750 ile 1200 arası. Evet. Bahçeli Esentepe'yi boş ver. Onları seçmen bilir. Şimdi o şeye baskı gider. Yani tamam. Ben dersem ki Esentepe'deki bütün oyları aldım. Bütün seçmene baskı gidecek. Peki. Bahçeli'de gene baskı gidecek. Sevgili Cemal çok teşekkür ederim. Benim için demokrasi asıldır. Seçmen yeniden aday, üçüncü dönem aday oluyorsunuz. Memnun olun, çok güzel söyledin. Memnunsanız verin, değilseniz vermeyin. Bay bay. Bay bay. Çatalköy'de gelsin Esentepe'ye baksın, hizmeti görsün. Esentepe'deki dostlarını arasın. Desin ki, ya beni sevmeyenleri arasın. Ya bu Cemal verdiği sözü tutar mı? O beni sevmeyen, bahsettiğim kesim bile diyecek ki, bu çocuk yani bir söz verdiyse yapar. Son telefon konuşmamızdan bu yana, bir takım temaslar seni daha bir umutlu noktaya getirmiş gibi hissettim. Kesinlikle. Ben her gün, dün sadece Türkiye'den 118 tane uçak bileti kestik. Burada yani... Ben burada yaşamayan geldi, gelip oy mu kullanacak yani? Seçim listesinde adı var, baktık Ahmet Bey bu nerededir? Türkiye'de ne var? Okumaya gitti, öğrencidir. Evet. Öğrenci, 118 bilet, evet. Parayı nereden buldunuz? Tam oraya geliyorum. Bir yanlış dedikodu haber yaptılar iki gün önce. Cemal Erdoğan... Esentepe bölgesindeki iş adamlarına baskı yapar. Hemen iş adamları beni aradı. Başkan bir ihtiyacım var mı? Ve arkadaşlar benim param yoktur. Ben gariban biriyim. Uçak bileti isterim. Her birimize 20 tane pasta. İsimleri pasladım. Biletler kesildi. Böyle dedikodular devam etsin. Peki başkan çok teşekkür ediyorum. Ben bir siyasi hayatımızda seçimde Cemal Erdoğan'a bir renk olarak ve bugün çok moralli de buldum sizi. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Evet. Bölge kendinize iyi bakın. Böyle toprağı da bazen seviyorum. Şef diyor ki, çok teşekkür ederim. Dinlediniz Cemal Erdoğan'ı. Dedi ki, gaza yaptık diyor. Şöyle dövdüm dedi. Böyle. Bir şey söyleyeyim mi? Seçimin böyle bir günlük tutanağı tutulsa, bütünüyle beraber, her seçim kendi bölgesinde dünyanın merkezi gibi yaşanıyor. Bu da yerel seçimlerin özelliğidir. Çok yara almadan bu seçimi bitirelim. Bu bir kazanım olsun. İnşallah buradan çıkan tecrübelerle genel seçimimizi de yapacağız böyle. Deniyor ya 4 sene daha bu hükümet gider. Çok zor. Çok zor. Bu seçim belirli yerlerde çok önemli sürprizlere açıktır. Ben de bütün bu konuşmaları dinlerken görüyorum ki seçmenin gizli gizli bir niyet kayması vardır. Bu niyet kayması hayra alamet mi? Bilmem. Bye bye.